İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik. Ermenistan'ın evlatları Sambel ve Narek Azaryan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi. Artsakh'taki Ermeni Hristiyan anıtları tamamen yok olmanın eşiğinde. Artsakh Dışişleri Bakanlığı, etnik temizlik ve soykırım Armenosidin önlenmesi uluslararası toplumun tüm üyelerinin sorumluluğundadır. ABD Kongresi'nde Artsakh halkının korunmasına ilişkin duruşmalar gerçekleşecek. Stepanakert'teki Gomidas adlı müzik okulunun 85. yıl dönümü vesilesiyle bir etkinlik düzenlendi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin ikinci oturumunun 9. Genel Kurul toplantısı 10 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşti. Toplantıda güncel sorunların yanı sıra Batı Ermenistan hükümeti tarafından önerilen yasa tasarısı da tartışıldı ve buna göre hükümet Batı Ermenistan Anayasası'nın 5. başlığının 71. maddesine bir ekleme yapmayı teklif etti. Önerilen yasa tasarısına göre devlet başkanlığı seçimleri için adayların kayıt ve kampanya takvimi oluşturulmuştur. Hükümetin sunduğu yasa tasarısı parlamentoda oy birliğiyle kabul edildi. Anayasa değişikliği onay için Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Avrahamyan'a gönderildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasa Konseyi tarafından Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Anayasası'nın Türkçe çevirisi yayınlandı. Aşağıdaki linki tıklayarak okuyabilirsiniz. 27 Eylül 2020'de başlayan talihsiz savaşın ilk günlerinden itibaren Sambel ve Narek kardeşler savaşın tüm vahşetini hissettiler. Karakterleri farklı ama kaderleri aynı olan iki kardeş. İki kardeş Artsakh'ın kurtuluşu için savaştı ve hayatlarını feda etti. Sambel Azaryan, Artsakh kahramanı unvanı ve altın kartal nişanı, Narek Azaryan ise savaş haçı 2. derece nişanı ve savaş hizmeti madalyası ile onurlandırıldılar. Sambel Azaryan 23 Aralık 2000 yılında Eçmiadzin'de doğdu. Narek Azaryan ise 13 Şubat 2002'de dünyaya geldi. Sambel ve Narek, Gehan ve Nuşik çiftinin çocuklarıydı. Sambel 6,5, Narek ise 7 yaşından itibaren Varşabat'taki Movses Horenac adlı 10 nolu okula gitti. Azaryan kardeşler hayat dolu, neşeli ve amaçları olan çocuklardı. Sambel ve Narek kardeşler geleceklerine çoktan karar vermişlerdi ve birçok hedefleri vardı. Ünlü bir aşçı olmayı hayal eden Narek İspanya'ya gitmek istiyordu. Ermeni Fransız Koleji'ne kabul edildi ancak okulla birleştirmek mümkün olmadı. Bu yüzden ordudan sonra devam etmeye karar verdi. Sambel geleceğini müzikle ilişkilendirdi. Dhol, davul çalıyordu. Gençlerin büyük hayaline giden yolda ise önce vatana olan borcun yerine getirilmesi gerekiyordu. Gençlerin askerlik yapması gerekiyordu. Askerliği için önce Sambel ardından yaklaşık bir yıl sonra kardeşi Narek katıldı ve Artsakh'a gönderildiler. Annesinin anlattığına göre kardeşler Hadrut'ta buluştuğunda Sambel çok kızmış ve komutanlarından Narek'i cepheye göndermemelerini, iki kardeşin savaş sırasında aynı yerde olmamasını ve savaşa bizzat kendisi katılmaya istemiş. Kardeşinin anne ve babasının yanında olmasını istedi. Çocukların annesi şöyle anlattı. Oğlumun sözlerini herkes duydu. Hatta Sambel'in silah çektiğini dahi söylüyorlar. Kardeşini geri göndermeye söz verdiler ama sözü yerine getirmediler ve tekrar savaş alanına sevk ettiler. Onu nereye göndereceklerini çok iyi bildikleri halde kıyma makinesine, teröristlerin eline geri gönderdiler. Narek yaralandı ve 12 saat sonra şehit düştü. Sambel özel bir görev yaparken kardeşinin ölümünden 10 saat sonra 12 Ekim'de bir İHA tarafından katledildi. Ailesi uzun süre Sambel'in cesedini bulamıyordu. Oğulların mezarları baba tarafından kendi elleriyle yapıldı ve çocuklarının geçtiği Eçmiadzin'in Zvartnos mahallesinin bahçesinde babaları Gehan Gazaryan, kahraman kardeşlerin anısına bir anıt dikti. Geçmişte takı, Ermeniler için kendilerini korumak ve aurayı arındırmak için bir anlam taşıyordu. Eski Ermenistan'da her Ermeni yaşına uygun takılar takardı.
Pek çok etnograf eski Ermenistan'da evli olmayan bir kızın mücevher takmaya hakkı olmadığı görüşünü paylaşmıyor. Örneğin Cavak'ta 12-13 yaşlarında bekar bir kızın baştan ayağa kadar mücevherler giydiği bölgeler vardı. Etnografı Maya Sahakyan'a göre bugün Ermeni takı takanların çoğu bunların anlamını bilmiyor. Ona göre bugün her şey soyutlaştı, fikir fazla önemsenmiyor. Bugün her desenin, görüntünün, süsleme türünün estetik öneme ek olarak geleneksel kültürde bir dizi önemli mistik işlevi yerine getirdiğini çok az insan biliyor. Geleneksel kültürün bir unsuru olarak takı, kullanıcının dünya görüşünü, sosyal ve ailevi, cinsiyet, yaş durumunu, günlük, bayram, ritüel gibi şu veya bu durumu ifade etti ve ayrıca büyülü bir anlamı vardı. Bahsettiğimiz gibi geleneksel yaşamda takılar bir sosyo-aile göstergesi rolü üstlenmiştir. Örneğin bekar bir kızın gümüş veya altın bir kemer veya sağ eline altın bir yüzük takma hakkı yoktu. Takıların estetik rolünden ziyade koruyucu ve büyülü işlevleri olduğu için antik çağlarda erkeklerin de süslendiği bilinmektedir. Bir zamanlar zengin olan adamın süslemeleri boncuklar, başlıklar, kolyeler, bilezikler, bileklikler, yüzükler, kemerlerdi. Geleneksel yaşamda sadece son ikisi kullanılıyordu. Buna göre gümüş kemer erkekliğin, altın ise zenginlik göstergesi olarak görülüyordu. Kadınlar halhal ve kol bilezikleri, yaka halkaları, iri baş, yarım ay, üçgen, işaret şeklinde sallantılı kolye ve küpeler takarak bir yandan zararlı etkilerden korunmayı, diğer yandan da daha alımlı ve çekici ve güzel olmayı amaçlamışlardır. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Maher Markaryan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Barış Kültürü başlıklı gündem maddesi çerçevesinde bir konuşmada bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından Armen Press'e aktarılan habere göre Ermenistan Cumhuriyeti Elçisi Markaryan, hoşgörüsüzlük ve nefret söyleme tezahürlerinin tehlikelerine değindi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin nefret söylemine karşı Birleşmiş Milletler stratejisi ve eylem planını memnuniyetle karşılayarak Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve Korumakla Sorumlu Ofisine suç işlemenin tehlikeleri olan nefret söyleminin artan tezahürlerini net bir şekilde tespit etmesi çağrısında bulundu. Kaynağa göre Markaryan, Birleşmiş Milletler'e bağlı Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun barış kültürünü teşvik etme ve kültürel mirası korumadaki kilit rolüne atıfta bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti daimi temsilcisi Artsakh'taki Ermeni Hristiyan anıtlarının tamamen yıkılmak üzere olduğunu belirterek Nahçıvan'daki Ermeni mirasının Bakü tarafından yok edildiğinden de söz etti. Elçi Markaryan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin bölgenin kültürel mirasının korunmasına destek olmak amacıyla Artsakh ve çevre bölgelere bir araştırma heyeti göndermesi için uzun süredir UNESCO'ya başvurduğunu vurguladı. Ancak uluslararası kuruluşların sahadan nesnel bir bilgi toplama misyonu yürütme çabalarının Bakü yetkilileri tarafından sürekli olarak engellendiği kaydedildi. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Berzor yolunun tamamen kapatılmasına ilişkin bir açıklamada bulundu. Açıklamadan alıntıları sizlere sunuyoruz. 15 Haziran'da Azerbaycan tarafı Hakkari Köprüsü'nde kasıtlı provokasyona başvurarak Berzor yolunda çift yönlü tüm insani yolcu ve yük taşımacılığını tamamen engelledi. Bakü'nün eylemleri sonucunda Artsakh'tan Ermenistan Cumhuriyeti'ne tıbbi bakıma ihtiyaçları olan hastaların planlanan tahliyesi kesintiye uğradı ve Rus barış gücünün arabuluculuğuyla acil insani ihtiyaçlar taşımacılığı Stepanakert güzergahında iptal edildi. Artsakh'a insani yardım malzemeleri götürmek için Goris'e giden Rus barış güçlerine ait tırların akışı da durduruldu. Aslında Berzor yoluna yasa dışı olarak kurulan kontrol noktası Bakü yetkilileri tarafından Artsakh halkına yönelik etnik temizlik politikasını sürdürmek için münhasıran bir araç olarak kullanılıyor. Bakü yetkililerinin Artsakh'ın etnik temizleme ve halkını anavatanlarından sürme politikasını sürdürürken Artsakh halkını dış dünyadan tecrit etmeye ve ablukayı sıklaştırmaya yönelik yeni provokasyonlara başvurma kararı aldığı açıktır.
Artsakh halkına karşı yeni zulüm ve suçların önlenmesi için Bakü makamlarının benzer yasa dışı ve saldırgan adımları uluslararası toplum ve her şeyden önce sürece dahil olan tüm taraflarca yeterli siyasi değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Etnik temizlik ve soykırım, Arminosit de dahil olmak üzere kitlesel insan hakları ihlallerinin önlenmesinin uluslararası toplumun tüm üyelerinin sorumluluğunda olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Tom Lantos'un adını taşıyan İnsan Hakları Komisyonu, 21 Haziran'da Artsakh halkının güvenliğinin sağlanması konulu duruşmalar gerçekleştirecek. Bu haberi Armen Press, komisyon tarafından yayınlanan mesajı atıfta bulunarak aktardı. Komisyon, Artsakh ve çevresinde şiddetin yeniden başlaması riskinin arttığını vurguluyor. Mesaj, Berzor yolunun ablukasının Bakü yetkilileri tarafından askeri bir kontrol noktasının açılması da dahil olmak üzere 7 aydır devam ettiğini belirtiyor. Bu da 2020 Ateşkes Anlaşması hükümlerine aykırıdır. Açıklamada yeni bir büyük ölçekli savaş riskini azaltmak için Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de dahil olmak üzere bir dizi uluslararası güçler tarafından çaba sürüyor. Asıl mesele Bakü yetkililerinin kontrol sağlamaya çalıştığı Artsakh Dağlı Karabağ'da Ermenilerin hak ve güvenliklerinin yeterince korunması için neyin gerekli olduğudur denildi. Artsakh Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert Kültür ve Gençlik Sarayı'nda dün Gomidas Müzik Okulu'nun kuruluşunun 85. yıl dönümüne ithafen bir etkinlik düzenlendi. Eğitim Merkezi Müdürü Zarine Babayan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede müzik okulunun 1938 yılında kurulduğundan bahsetti. 80 yıldan fazla bir süredir Stepanakert'teki tek müzik okulu bugün Artsakh'ın kültürel yaşamının kurulmasına katkıda bulunan nesilleri yetiştirdi ve eğitti. Babayan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında okulun 437 öğrencisi olmuştur. Bu yıl 61 mezunumuz var. 9'un müzik alanında çalışmalarına devam etmeye karar verdi. 6 ay süren ablukada okul bir gün bile faaliyetlerine ara vermedi. Misyonumuz kurulduğumuz günden beri değişmemiştir. Çocuklarımıza kültür ve müzik sevgisini aşılamaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin yarın ülkemizin tam ve özgür birer vatandaşları olacağından eminiz dedi. Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Noray Mıkırtıçyan, müzik okulunun kuruluşunun 85. yıl dönümünü kutlayarak Artsakh müzik hayatının kurulmasındaki rolünün altını çizdi. Bakan şunu kaydetti. Gomidas Müzik Okulu'nun 85. yıl dönümüne adanan etkinlik, okulun kuruluşundan bu yana Artsakh'ın kültürel yaşamının oluşmasına en büyük katkıyı yapan tüm adanmışlara değer vermek, takdir etmek ve yürekten şükranlarımızı ifade etmek için en iyi fırsattır. Faaliyet gösterdiği süre boyunca büyük bir iyimserlik ve azimle birçok zorluğun üstesinden gelen okul, çocuklarımıza sadece sevgi ve sabırla hizmet etmekle kalmadı, aynı zamanda milli düşünce tarzımıza da yeni bir anlam kazandırdı. Ve haklı olarak milli ruhumuzu ve halkın ruhunun duygularını ifade eden profesyonellik ile yüksek sanat müziğini yeni bir boyuta taşıdı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Kilikya Müzik Topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Vana Şoror ve Tarsu Şidak adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.